Az TV ekranlarından Sağlık Hattı programından merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Sayın Doktor Meral Seferoğlu. Kendisiyle bugün halk arasında da çok sık görülen migren hastalığı ve tedavi yöntemleri üzerine konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan kodu ile 261 1188 261 1199 numaralı telefon hattını arayabilirsiniz. Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Herkese günaydınlar. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Migren dedik hocam. O kadar sıklıkta duyuyoruz ki, o kadar fazla duyuyoruz ki ama dikkat ediyorum da özellikle bayanlarda daha mı fazla oluyor diye sormak istiyorum. Sonrasında çünkü migren nedir, nasıl bir hastalıktır diye ilave edeceğim. Toplumda oldukça yaygın görülen bir hastalık migren. Her 6-7 kişiden birinde migren baş ağrısıyla karşılaşmamız mümkün. Tabii ki kadınlarda da erkeklere göre 3 kat daha fazla görüyoruz bu baş ağrısını. Biraz o yönden şanssızız. Ne çekiyorsa kadınlar çekiyor diyeceğim şimdi ama erkek izleyicilerimiz kızmasın bize. Buyurun hocam. Biraz o şekilde biraz sık görülüyor. Kadınlarda daha sık görülen bir baş ağrısı tipi diyelim. Genelde ataklar şeklinde geliyor. Migren baş ağrısını tanımlayacak olursak ataklar dışında kişiler sağlıklı, normal yaşantısını sürdürürken 4 saatten 3 güne kadar, 4 saatten daha uzun oluyor genelde, 4 saatten 3 güne kadar süren genelde tek taraflı, şiddetli bir baş ağrısı. Beraberinde bulantı, kusma, ışıktan sesten rahatsızlık gibi belirtilerin olduğu, gerçekten kişiyi işinden gücünden alıkoyabilecek şiddette bazen olan baş ağrısı diyebiliriz migren için. Burada en belirgin ayırt edici özellik hangisi olur hocam? Baş ağrısı ve migren arasındaki? Evet, genel baş ağrılarından migreni ayıran özellik bir ataklar şeklinde gelmesi, tek taraflı olması, hı hı. Ve beraberinde bulantı, kusma, ışıktan sesten rahatsızlık gibi belirtilerin eşlik etmesi. Yani bu üç özellik migren tanısında esas temel aldığımız şeylerden biri. Evet. Bir de hocam tiplerinden bahsediliyor mu? Migren tipleri nelerdir? Bize evet. Anlatır mısınız? Migren tipleri dediğimiz zaman aklımıza en sık gördüğümüz bu size anlattığım özellikleri taşıyor. Bunun dışında bazı ailevi migrenler var. Felç belirtileriyle kendini gösteren, geçici felçlerle ortaya çıkabilen, sonrasında baş ağrısı oluyor ya da olmuyor. Auralı migren dediğimiz öncesinde görme bozukluklarının, ışık çakması gibi bulguların olduğu auralı migren, görme ile ilgili sorunların olduğu auralı migrenden söz edebiliriz. Baziller migren dediğimiz birçok alt tipi var. Bunlar daha nadir görülüyor. Hasta karşımıza geldiği zaman soracağımız sorularla ve onun bize baş ağrısı öyküsünü anlatmasıyla bu ayırıcı tanılara gidiyoruz. Evet. Şimdi hocam özellikle migren şikayeti çekenlerin endişeleri daha çok işte hani acaba bir tümör var mıdır? Çünkü baş ağrısı olduğu için, başımızda olduğu için acaba bir tümörün belirtisi midir? Ya da sonradan işte tümöre dönüşür mü gibi endişeleri var. Evet. Migren beraberinde böyle bir hastalık getirir mi? Evet. Şöyle migren dediğim gibi çok yaygın bir hastalık. Düşündüğümüz zaman her 6 kişiden birinin tümör olması hani beklenemez. Hani çok günümüzde yaygın olsa da bu tür tanılar. Ama şöyle esas olarak tanıyı hastanın öyküsüyle koyuyoruz. Eğer migrenle ilgili hastanın anlattığı anamnezde, bilgilerde migrenle örtüşüyorsa gerçekten MR'a, ikinci başka bir takım tetkiklere çok da gerek kalmıyor. Yani biz migren tanısını MR'la koymuyoruz işin doğrusu ama bazı bizi uyaran noktalar var.
Mesela bir migren hastası baş ağrısı tipinde bir değişimden söz ediyorsa, yıllardır migren atağı varken sıklaşıyorsa ya da daha farklı bir karaktere bürünüyorsa, o zaman diyoruz ki o zaman MR çekelim, alttan başka bir şey çıkabilir. Yani hastanın bir nöroloji uzmanı tarafından görüldüğü zaman vereceği anamnez ve takiplerine düzenliği geldiği zaman bizi uyarıcı bir takım belirtiler olduğunda MR'a başvuruyoruz. Yoksa her migren hastasında MR gerekli olmadığı gibi illa altında yatan bir sebep de olacak diye bir durum yok. Evet. Hastanın vereceği anamnez ve doktorun da hani bu takiplerde kırmızı bayrak dediğimiz bir takım işaretlere dikkat ederek gerektiğinde MR istemesi mümkün. Evet. Peki Meral Hanım, migren genetik yatkınlığı olan bir hastalık mıdır? Kalıtsal mıdır? Evet, genetik özelliği var. Genler var migrenle ilişkili. Biraz ailesel özellik gösteriyor. Mesela hastaların annesinde, onu sorguluyoruz genelde. Annesinde varken kendisinde ya da işte gene yakın akrabalarında migren olduğu zaman çocuğunda da çıkma olasılığı mümkün. Migrenin genetik bir özelliği var. Peki hocam, migrenin oluşumuna sebep belli etkenler var mı? İşte şu genetik yatkınlık, tamam. Onun dışında başka etkenler var mı? Yani migreni tetikleyen faktörler var. Bunlardan söz edebiliriz belki. Daha çok gerginlik, stres, işte bir kere altta yatan bir genetik yatkınlıktan söz ettik ama bu herkeste hani ortaya çıkmıyor. Ne tetikliyor? İşte en başında stres geliyor bunu. Bu kaslardaki gerilme ile birlikte bir takım tetiklenen noktalar var ve bu beynimizde başka bir takım noktaları tetikleyerek migren baş ağrısının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Tetikleyici faktörler kişiden kişiye değişiyor. Bunlar arasında işte stres, yorgunluk, uykusuzluk ya da kimisinde aşırı uyku, beslenme ile ilgili bir takım alerjik bünyelerin bir takım yiyeceklerle bu migren atağının tetiklendiğini biliyoruz. Onun dışında koku. Kokularda çok etkili. Evet, yiyecekler, bunların hepsi tetikleyici olabiliyor, baş ağrısını ortaya çıkarabiliyor. Peki hocam, işte soğuk havadan ani hava ısı değişikliği, sıcak havaya çıkmak ya da farklı ortamlarda bulunmak, bunlar da etkiliyor mu? Örneğin açık havadan birdenbire çok havasız bir ortama girmek, AVM'ler gibi. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Hem AVM'ler yoğun ışık uyaranları ve oksijensiz bir ortam olduğu için gerçekten gürültü, bunların hepsi migren için tetikleyici olabiliyor. Onun dışında Bursa'da yaşıyoruz, lodos. Migren hastalarının korkulu rüyası. Lodoslu havalarda migren ataklarının tetiklendiğini biliyoruz. Yapılan çalışmalar da var bununla ilgili. Rüzgar gerçekten tetikleyici faktörlerden biri. Nasıl etkiliyor rüzgar? Yani onun mantığını anlamaya çalışıyorum ama ya da lodos nasıl etkiliyor? Ya onun mantığıyla ilgili yani psikolojik bir şey değil, değil mi? Yani hani yok, hava yok. Durumundan etkilenmek gibi bir şey değil. Fizyolojik bir şey zannediyorum. Evet, yani orada gene muhtemelen havadaki oksijen miktarının değişmesi olabilir. Gazların değişmesi olabilir tetikleyici olarak. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Sayın hocam, bir telefon bağlantımız var. Hüseyin Avcı arıyor Bursa'dan. Hüseyin Bey, merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun. Şimdi benim sorum şu olacak. Ben de zaman zaman baş ağrısı oluyor. Doktorlara gittiğimde gerilim tipi baş ağrısı diyorlar. Şimdi doktorlarımı dinlediğimde gerilim tipi baş ağrısı ile migren ağrısı karıştırılabilir mi? Tedavisi arasındaki farklar nelerdir? Onu soracaktım. Evet. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey'e. Migren baş ağrısıyla gerilim tipi baş ağrısı karıştırılabiliyor. Ama gerçekten birbirinden farklı baş ağrıları. Migren baş ağrısı en başından beri söylediğimiz gibi ataklarla gelirken, gerilim tipi baş ağrısı hem migrene göre daha kısa süreli oluyor. Hem de çoğunlukla atak değil, başlayan bir baş ağrısı günlük böyle belli kısa aralıklarla rahatsız edici ve belli bir tarafta olmuyor, yaygın. Daha çok başın üst tarafında yanma, uyuşma, karıncalanma,
karıncalanma gibi, daha çok yanma tarifliyorlar, sıkıştırma gibi bir takım tarifler oluyor hastalarda. Bu şekilde ayırabiliyoruz. Anamnezle ayırıyoruz. O da çok önemli. Bakın gene hastanın öyküsü ön plana geçiyor. Hastanın bize verdiği bilgi her zaman için birincil odak noktamız. Yani biz hastanın verdiği bilgiye göre yola çıkıyoruz. Hasta eğer diyorsa ki benim başımın üst tarafı çok sıkıştırıcı, yanıcı, batıcı bir basınç ağrı, basınç gibi. Evet. Dolgunluk hissi ve her gün oluyor bu. Daha çok sinirlendiğimde oluyor. Stresle tetikleniyorsa bu gerilim tipi baş ağrısına bizi yönlendiriyor. Hüseyin Bey'e geçmiş olsun diliyoruz. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Hocam demin çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Özellikle işte hani hastaların, çünkü bazı hastalarda var ki doktorlara gittikleri zaman işte doktor bana bir MR bile çekmedi diyen. Aslında hastanın burada vermiş olduğu öykü, hikaye sizin için yeterli değil mi? Evet. Şimdi hastalarımız polikliniğimize başvuruyor. Migren tanısı almış hastalar arasında çok yaygınlaştı biliyorsunuz MR. Aslında çok istemediğimiz bir şey. Ülkemizin de bu ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda aslında en sona atmamız gereken bir şey. Geliyor, benim migrenim var, filmde çıktı diyor. Aslında böyle bir şey yok. Özellikle izleyicilere buradan vermek istediğim en önemli mesajlardan biri, migren MR filminde gözükmüyor. Migren baş ağrısı MR'a bakınca konulan bir tanı değil. Migren baş ağrısı hastanın bize verdiği öykü ile, muayene ile konulan bir tanıdır. O yüzden MR gerçekten geri planda kalıyor. Evet, burada izleyicilerimizi de uyaralım. Çünkü o kadar dediğiniz gibi gereksiz yere aslında burada doktorlarımızı yanlış şekilde de değerlendiriyorlar. İşte sanki doktora gitmiş de doktor ilgilenmemiş gibi. Aslında doktor gerçekten sizin verdiğiniz öyküyle hastanın şikayetini anlıyor. Özellikle migren konusunda. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Yani baş ağrısı şikayetiyle gelen hastaların %90'ında MR'a gerçekten gerek kalmıyor. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi belli bir takım farklar varsa baş ağrısında, karakter değişiyorsa, hiç baş ağrısı yokken 50 yaşından sonra başı ağrımaya başlıyorsa ya da 10 yaşından küçük bir çocukta baş ağrısı çıkıyorsa, bir takım noktalar var, bu kırmızı bayraklar. Bu şikayetlerle gelen hastalarımıza zaten MR biz kendimiz istiyoruz. Onların söylemesine gerek yok. Bazı hastalarımız şöyle geliyor, işte benim MR'ım 2 yıl önce çekilmişti. Yeniden bir MR çekebilir miyiz? Gerçekten biz de zor durumda kalıyoruz. Hani sizin dediğiniz gibi o bir ilgisizlik olarak görülüyor. Algılanıyor. Aslında öyle değil. Çok önceden beri üniversitede hocaları dinlerken esas olan nörolojik işte muayene, hastanın dinlenmesi ve muayenedir. Gerçekten hani yıllar içinde bunu kendimiz de yaşayarak görüyoruz. Hastanın nörolojik muayenesi ve anlattığı öyküsü bize çok yol gösterici oluyor her zaman. Burada aslında gerek Sağlık Bakanlığı olsun, gerek doktorlarımız olsun, aslında hastanın sağlığını korumak adına bu tür tetkiklerden uzak duruyorlar değil mi hocam? Kesinlikle, evet. Özellikle hastanın sağlığı korunsun. Evet. Çünkü çok sık ultrasona girmek, işte film çektirmek, bunlar, tomografi çektirmek, radyasyon. Bunlar devamlı aslında vücudumuzda radyasyon girmesine sebep olan tetkikler. Ataklardan bahsetmiştik hocam. Yine ben tekrar ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz vardır diye düşünerek paylaşmanızı rica ediyorum. Hem atak belirtileri hem de tekrardan migreni tetikleyen etkenler, faktörler nelerdir diye sormak istiyorum. Peki, atak belirtilerimiz hastanın çoğu zaman tek taraflı. Öncelikle yavaş, daha sonra giderek şiddetlenen bir baş ağrısı olur. Zonklayıcı özellikle, karakterde bir baş ağrısı olur. Beraberinde bulantı, kusma olabilir, olmayabilir de. Çoğunlukla hastalar bu şiddetli baş ağrısı döneminde istirahat etmek isterler. Sessiz ve karanlık bir odada yatmak isterler. Işıktan ve sesten rahatsız oldukları için bu 4 saatten 3 güne kadar uzayabilir bu ataklar. Evet.
Ataklar arasında genellikle hastalar normal günlük yaşantısına devam ederler. Yani atak geçtikten sonra herhangi bir belirti kalmıyor. Hasta günlük yaşantısına devam ediyor. Yalnız bazı ataklar, çok şiddetli bazı ataklardan sonra atak tarafında hassasiyet, dokunmakla hassasiyet hissedebilirler. Bu da gene migrenin bir özelliği. Bu şekilde atakları tanımlayabiliriz. Evet. Atakları tetikleyen faktörlerden söz ettiniz. Bunlar da dediğimiz gibi çok yoğun ışıklı ortamlar, havasız, gürültülü ortamlar, kokular, bir takım yiyecekler, aşırı uyku. Bazen fazla uyuduğunda da hastalarımız atak geçirebiliyor. Ya da uykusuzluk. Atakları tetikleyebiliyor. Evet. Hocam sigara ve alkol kullanımı migreni nasıl etkiliyor? Sigaranın gene atakları arttırdığı yönünde bir takım çalışmalar olduğu gibi etkilemediğini söyleyen çalışmalar da var. Alkol ile ilgili hani tetiklediğini gösteren herhangi bir çalışma yok. Hani alkol alınca tetikleniyor baş ağrısı diye. Ama gene çok önemli bir nokta kafein, çay ve kahve migren baş ağrılarının sıklığını arttırabiliyor. Günlük kullandığımız miktar arttıkça migren baş ağrılarının sıklığında da artış olabiliyor. Bu benim test çalışmamda hatta. Öyle mi? Evet. Yaptığımız çalışmada günde 3-4 bardak üzerinde çay tüketenler migren ataklarının daha sık olduğunu gördük. Aynı şekilde kahve ve kafein içinde bunu söyleyebiliyoruz. Burada bazı hastalarımızda da kahve içmek rahatlatıcı da olabiliyor. Kişisel özellikler, genetik faktörler burada devreye giriyor. Yani her hasta birbirinin aynısı değil. Genel bir takım koşullar var ama burada dikkat etmemiz gereken hastanın kendi kendini takip etmesi ve kendiliğinin farkındalığının da bu konuda olması. Yani baş ağrısının neler tetikliyor, kendisi de bunu gözlemleyerek bilmeli ki bu çok yardımcı tedaviye. Evet, program öncesinde de konuşmuştuk Meral Hanım. Kendimden de bildiğim için aynen dediğiniz gibi yani kendime iyi gelecek şeyleri aslında çözümlediğim noktada artık neredeyse hiç yaşamıyorum desem bir yeri var. Evet. Örneğin buz derler, buz ağrıyı almıyor ama sadece belki bir uyuşma hissiyatı veriyor ama ılık duş her zaman çok iyi gelmiştir örneğin. Evet, burada gene hasta odaklı düşünüp konuşacak olursak, hastamız poli kliniğe girdiğinde bize verdiği anamnezle migren tanısı koyduk. Çok önemli, benim gerçekten önem verdiğim bir nokta hastanın baş ağrısı günlüğü tutması. Bunu detaylı bir şekilde anlatıyorum ben hastalara. Hangi gün başınız ağrıdı? O gün farklı olarak ne yediniz? Ya da o gün gürültülü bir ortamda bulundunuz mu? O gün uykusuz kaldınız mı? Fazla uyudunuz mu? Ağrınızın olduğu gün bu ağrıyı tetikleyecek diğer günlerden farklı bir şeyler yaptınız mı? Bunu not almalarını istiyorum. Ağrısının ne kadar sürdüğünü, ağrı kesici kullanıp kullanmadığını, kullandıktan sonra ne kadar sonra geçtiğini özellikle not almalarını istiyorum. Burada sizin gibi farkındalığı varsa eğer takip ettiyse kendi hasta diyor ki hocam diyor ben işte başım ağrıdığında bir bardak işte nane limon içtim ya da buz uyguladım ya da ılık bir duş aldım. İstirahat ettim, ağrım hafifledi. Bu çok güzel bir şey. Bize de yardımcı, hastaya da yardımcı bir şey. Yani kendi farkındalığını, baş ağrısı günlüğüyle farkındalığı oluşan hastalarımızda tedavi çok daha rahat ilerliyor. Kesinlikle migren en başta hastanın kendi kendisini tanımasıyla tedavi edilebilecek bir hastalık olduğunu düşünüyorum ben. Yine ilk önce aslında kendi doktorumuz kendimiz olacağız değil mi hocam? Müsaadenizle bir telefon bağlantımız var. Ahmet Şensöz arıyor Bursa'dan. Ahmet Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Kolay gelsin. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Meral Hocam hayırlı çalışmalar. Teşekkürler. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Hocam bende kronik bir migren ağrısı var.
bazı besinlerin bu migreni tetiklediğini söylüyorlar. Hangi besinlere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu konuda bilgi almak istiyordum ama. Teşekkür ederiz Ahmet Bey sorunuz için. Bir takım hastalarda peynir, besinlerden söz evet, etti besinlerden. Hastamız. Mesela kırmızı şarap, biraz önce alkol dedik ama kırmızı şarap şimdi aklıma geliyor. Peynir, kahve, kırmızı şarap gibi içinde tirozin denen bir madde içeren besinlerin migren atağını tetiklediği söyleniyor. Ama aynı zamanda alerjik bir yapıya sahip hastalar için gene besinlerin süt ve süt ürünleri gibi bir takım besinlerin ağrıyı tetiklediği yapılan çalışmalarda ortaya konmuş. Gene de burada kişi bazlı konuşmak daha doğru. Yani bir kişide peynirle migren ağrısı tetiklenirken diğer bir kişide tetiklenmeyebilir. Yani bu genel bir algı oluşmasın. Bir takım yoğun C vitamini içeren portakal vesaire bunların da bir takım kişilerde ağrıyı tetiklediği söylense de kesinlikle kişiden kişiye değişen bir durum. Ahmet Bey eğer kendisi baş ağrısı günlüğü tuttuğunda bu farkındalığı oluşabilir. Tuttuğu zaman işte başı ağrıdığı gün neleri tüketti ona dikkat ederse geriye dönüp baktığında gerçekten de ben bugün bunu işte yediğim gün. İki kahve içtim ya da işte bugün peynir yedim ya da bugün çikolata yedim. Evet, çikolatayı soracaktım. Ya da çerezler tetikleyebiliyor. O zaman kendisi önlemini alabilir duruma geliyor. Bu arada çok enteresan. Kendimi hep denemişimdir. Ne zaman küçük balık yesem ille bir nükseder hocam. Çok ilginç. Evet. Mümkün mertebe ben de hani küçük balık yememeye dikkat ediyorum. İşte yani kastettiğimiz hamsi bu. Yani gibi şimdi, böyle enteresandır yani. Evet. Şimdi ilgili olabilir. Bu sizin işte kendi genetik yapınızla da biraz alakalı. Kesinlikle benim söylemek istediğim bu. Hastadan hastaya bu durum değişiyor. Yani sizin için balık tetikliyor, buz iyi geliyor, duş iyi geliyor. Ama Ahmet Bey için kahve iyi gelir, işte peynir tetikler. Yani bu kişisel farklılıklar var. O yüzden kişiye özel tedavi. Kişiye özel bir yol izlememiz gerekiyor. Migren tedavisi kesinlikle diğer bütün hastalıklarda olduğu gibi kişiye özel gidilmesi gereken bir tedavi. Evet, bu arada Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz ve Sinan Öneş yine Bursa'dan arıyor. Sinan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz. Sinan Bey sesimizi alabiliyor musunuz? Buyurun. Merhaba, nasılsınız? Buyurun sizi dinliyoruz. Meral Hanım merhaba. Merhaba. Ben antidepresan tedavisi gören bir kişiyim. Aynı zamanda migren teşhisi de konuldu. Bu depresyon ilaçları migreni pardon Sinan Bey, mu? Sinan Bey çok özür diliyorum. Tekrar cümleyi alabilir miyiz? Antidepresan ilaç tedavisi görüyorum. Depresyon tedavisi görüyorum. Tedavisi. Alo, duyuyor musunuz? Ne tedavisi görüyorsunuz Sinan Bey? Depresyon. Depresyon tedavisi, buyurun. Bir antidepresan ilaç kullanıyorum. Bunun yanında da migren teşhisi konuldu bana. Bu depresyon ilaçları acaba migren atağını tetikliyor mu? Onu merak etmiştim. Depresyon ilaçları migren atağını tetikliyor mu? Çok güzel bir soruydu. Sinan Bey, öncelikle geçmiş olsun diliyoruz size. Başka sorunuz yoksa teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Teşekkür ederiz Sinan Bey. Çok güzel, evet. Gerçekten yerinde bir soru oldu. Hastalarımızın bir takım hastalarımızda migren baş ağrısıyla beraber biraz önce tanımını yaptığımız gerilim tipi baş ağrıları da eşlik edebiliyor. Bazı hastalarda da migren çoğunlukla stresle ya da geçirdiği depresyonla tetikleniyor, sıklığı artıyor. Bu durumda hastalarımıza vereceğimiz bir takım antidepresanları koruyucu, migrenden koruyucu olarak veriyoruz. Ama etken maddesine göre bir takım antidepresanlar da baş ağrısını tetikleyebiliyor. Şimdi burada hani hangisinin tetiklediğini konuşmak bir şeyi olmaz. Ama bir takım hastalarımızda
Eğer stresle migren atakları sıklaşıyorsa, altta yatan bir depresyon varsa depresyon ilacını seçiyoruz zaten. Birçok antidepresan var. Hangisi uygunsa onu seçiyoruz hastaya yönelik. Migren atağını da tetiklemeyecek bir antidepresan seçmeye çalışıyoruz. Ve antidepresanı koruyucu olarak veriyoruz. Ama bir takım hastalar depresyon tedavisi alırken hiç baş ağrısı yok, birden baş ağrısı ortaya çıktı ve migren tanısı aldı. O zaman gerçekten ilaç sorgulanabilir. Tekrar hekimine dönmesini tavsiye ediyorum Sinan Bey'e. Ve bu baş ağrılarının yeni ortaya çıktığını söyleyerek gerçekten bunun ilaçla ilişkili mi, ilişkili değil mi anlaşılabilir. Evet, burada çok güzel bir noktaya değindiniz yine hocam. Aslında İzleyicilerimiz doktora gittikleri zaman, migren şikayetiyle gittikleri zaman mutlaka kullandıkları diğer ilaçları da atlamadan hekimlerine söylemeleri kesinlikle, gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Orada çünkü uyarıcı evet. ve etken bir faktör olabilir. Evet. Bazen eşlik eden hastalıklar onlara yönelik koruyucu tedavi veriyoruz. Yani hem migrene iyi gelecek hem de eşlik eden beraberinde olan hastalığa iyi gelecek ortak bir ilaç veriyoruz. Yani bir taşla iki kuş gibi öyle bir bakışla yola çıkmamız gerekiyor. Çünkü çoklu ilaç kullanımı hasta için çok zorlayıcı oluyor. İşte o evet. hastalık için bunu, öbür hastalık için başka bir ilacı. Gerçekten hasta bir doktora gittiği zaman yanında mutlaka ilaç poşetini götürsün. O masaya o ilaçların dökülüp tek tek ayıklanması gerekiyor bazen. Çok güzel evet. bir şey söylediniz aslında. Evet, izleyicilerimiz de buna dikkat etsinler. Mutlaka ilaçlarını ve hangi şeyi ne kadar kullandıklarını evet. belirtsinler değil mi? Bazen çok zorlanıyoruz hastamızın hani ek hastalıklarını öğrenme konusunda. İlaçlarını yanına getirdiğinde o zaman çok daha hem rahat anlaşıyoruz hem de görmüş oluyoruz neyi nasıl kullandığını. O yüzden bu da eve alınacak bir mesaj olabilir. Doktora giderken ilaçlarımızla beraber gidelim. Evet. Bu öneri için de teşekkür ediyoruz evet. ayrıca. Peki hocam, bu arada sormak istiyorum. Boyun kireçlemesi ve migren ilişkisi, yani bağlantılı mıdır birbiriyle ya da migrene sebep olabilir mi? Ya da evet. migren ağrısı gibi bir ağrı oluşturur mu? Migren ağrısı gibi ağrıları tetikleyebilir. Hı-hı. Kaslardaki, boynumuzdaki kaslardaki gerginlikler migren ağrısını tetikleyebilir. Hatta bu gerginlikleri geçirdiğimiz zaman migren ataklarımızın sıklığında azalma da olabilir. Evet. O yüzden ilişkili, yani eğer kulunç, gerginlik, kireçlenme gibi bir takım belirtiler varsa bunların rahatlatılması migren ataklarını gerçekten azaltıyor. Evet. Hocam demin bahsetmiştiniz ama ben biraz ayrıntılı olarak anlatmanızı rica edeceğim. Kronik migren ve bir diğer de özellikle bayanlarımızın çok yaşadığı, çok sıkça yaşadığı menstrual migren. Evet. İkisi nedir? Ne tür hastalıklarda, ne tür bir migrendir? Peki, çok güzel. Önce menstrual migrenle başlayalım. Menstrual migren bayan kadın hastalarda adet dönemi içinde ortaya çıkan, bazen adetten 1-2 gün önce bazen de 1-2 gün sonraya kadar sarkabilen migren baş ağrılarını tarifliyor. Genelde hastalar adet dönemi dışında baş ağrısı yaşamazken adetle beraber bu baş ağrılarının ortaya çıktığını söylerler. Aynı karakterde, yani aynı biraz önce tarif ettiğimiz gibi tek taraflı, şiddetli, bulantı kusmanı eşlik edebildiği, gerçekten şiddetli olan zonklayıcı baş ağrılarından söz ederler. Burada menstruasyon döneminde vereceğimiz bir takım tedaviler bu baş ağrılarını geçiriyor, rahatlatıyor. Gene bakın, burada baş ağrısı günlüğü çok önemli. Çünkü bazı hastalarımız ilk görüşmede bunu söylemiyorken sonra fark ediyor ki günlükte baş ağrılarım adet döneminde oluyor diye fark ediyor ve dönüyor. Evet. O zaman bizim tedavide ikinci bir yardımcımız oluyor. Hani baş ağrıları sadece adet döneminde oluyorsa o zaman ona yönelik tedavi veriyoruz. Yani gene baş ağrısı günlüğü önemli bu noktada da. Genelde tedaviye de iyi yanıt oluyor bu hastalarımızda. Kronik migrene geçecek olursak, eğer baş ağrısı ayda 15 günü geçiyorsa ve migren özellikleri gösteriyorsa buna kronik migren diyoruz. Ama kronik migren olana kadar bir takım tetikleyiciler oluyor. Bunların da en başında ağrı sıklığı arttığı için hastalar bir süre sonra günlük ağrı kesiciler kullanmaya başlıyor.
önceden ayda 10 tane ağrı kesici kullanan ya da daha az kullanan bir kişi giderek ağrı kesici sayısını artırıyor. Bazen günde 3 tane, 5 tane alan hastalar geliyor karşımıza ve bu sürekli hale geliyor. 3 ayın üzerinde bu şekilde ağrı kesici kullanan hastalar beraberinde o zaman tanımız şöyle oluyor. İlaç aşırı kullanım baş ağrısı ve kronik migren. Burada izlediğimiz yolda öncelikle bu ilaçlardan hastamızı arındırmak, daha sonra baş ağrısı karakteri değişiyor mu? Hala migren karakterinde bir baş ağrısı mı var yoksa farklı bir baş ağrısı mı var? Önce ağrı kesiciler ayıklandıktan sonra baş ağrısı karakterine göre tanı koyuyoruz. Bu da gerçekten hasta polikliniğe geldiği zaman ağrı kesici kullanıyor musunuz? Ne kadar sıklıkla kullanıyorsunuz? Ağrı kesiciler baş ağrısı geçiriyor mu? Yani bunu sorduğumuzda çoğunlukla söylemezler çünkü. Hani onun bir tedavi olduğunu, zaten kullanılması gerektiğini düşünüyor hastalar. Ama gerçekten kronikleşme sürecinde en önemli etkenlerden biri ağrı kesicinin sık kullanılması. Aslında hastalığı tedavi edici değil, sadece anlık olarak tetikleyici. Aynı zamanda da edici. Tetikleyici, evet. Değil mi? Arttırıcı, sıklaştırıcı, kronikleştirici, yani kötü bir yola sokuyor bizi ağrı kesicinin aşırı kullanımı. Evet. Peki Meral Hanım, nasıl tedavi edilir diyeceğim. Çünkü hani bildiğimiz gibi medikal tedaviler var, alternatif cerrahi tedaviler. Bunlardan bahseder misiniz bize? Şimdi migren hastası geldiği zaman baş ağrısı karakteri sorgulandığında beraberinde sıklığı ve şiddetini sorgulamamız gerekiyor. Baş ağrısının sıklığı nedir? Ayda kaç kez olur? Eğer hastamızın ayda 3 ata oluyorsa ve hafif geçiyorsa ya da 2 ata oluyorsa ve hafif geçiyorsa hastamıza ata yönelik tedaviler veriyoruz. Yani atak döneminde kullanacağı, diğer günlerde kullanmayacağı bir tedavi veriyoruz. Hı hı. Atak tedavisi diyoruz buna. Eğer hastamızın baş ağrıları ayda 3 gün ama çok şiddetli, işten güçten alıkoyuyorsa ya da 5 gün gene orta şiddetli ya da 8 gün hafif şiddetli. Eğer ağrı sıklığı ve şiddeti artıyorsa ve tanımladığımız kriterler içindeyse o zaman koruyucu bir tedavi ekliyoruz. Burada eşlik eden hastalıklarını da göz önünde bulundurularak işte depresyonu var mı, hipertansiyonu var mı, şekeri var mı, guatrı var mı, bir takım yandaş hastalıklarını da mutlaka sorgulayarak hastamızın 6 ay 1 yıl süreyle kullanacağı bir koruyucu tedavi planlıyoruz. Koruyucu tedavi migren ataklarının gelmesini önleyici, sıklığını ve şiddetini azaltıcı. Burada hedefimiz hastamızın atak sıklığını azaltmak ve şiddetini, baş ağrısı şiddetini de en azından %50'den fazla azaltmayı hedefliyoruz. Ve eğer hastamız bu koruyucu tedaviyi kullanmaya başladı, atak sıklığı azaldı, şiddeti azaldı, o zaman 2 ay süreyle gene bu ilaçla takip edip yavaş yavaş azaltarak kesiyoruz. Burada diğer bir önemli nokta, hastamız ilacı kullanmaya başladı, atakları hafifledi, geçti. Hiç doktora uğrama gereği duymadan pat diye ilaçları kesiyor. Eyvah, işte en büyük hatalardan biri. Tekrar başa dönüyoruz. Bu sefer vereceğimiz ilacın etkinliği ilk baştaki gibi de olmayabiliyor bazen. O yüzden gene çok önemli bir mesaj. Doktor gözetiminde başlanan ilaçların doktor gözetiminde kesilmesi, azaltılması, tedavinin doktor tarafından yürütülmesi. Yani kendiniz bir beraber işbirliği içinde yürüttüğünüz bir tedaviyi kendiniz sonlandırmayın lütfen. Yani doktorunuza danışmadan ilacınızı aniden kesmeyin. Bu çok önemli. Kontrollerin devamlı ve rutin olması gerekiyor. Önemli. Evet. Hocam, bir diğer konuya geçmeden bir izleyicimiz daha arıyor. Bir bayan izleyicimiz Burcu Nevroş arıyor Bursa'dan. Burcu Hanım, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Benim hocanıza bir sorum olacaktı. Buyurun. Benim çok şiddetli baş ağrılarım oluyor ve 3-4 gün boyunca bu ağrılarım devam ediyor. Başımdan gözüme vurup yürürken bile hani zorluk çekiyorum adım atmakta. Bununla ilgili bilgi alacaktım. Tek taraflı mı oluyor?
tek taraflı ve tek taraflı ağrı gözüme vurup yürürken bile zorluk çekiyorum. Yani tarif ettiği ağrı migren baş ağrısına benziyor, hı hı. Burcu Hanım'ın. Her ay bir kez mi oluyor? Adetle ilişkisi var mı? Yok, en az iki kere ya da üç kere zaman zaman başıma geliyor. Peki ağrı kesiciye yanıt veriyor mu? Ağrı kesici aldığınızda baş ağrınızda bir hafifleme oluyor mu? Çok nadir bir şekilde, öyle devamlı baş ağrı kesicilerin bir çözüm gördüğünü alamıyorum yani. Peki baş ağrınızı geçirmek için neler yapıyorsunuz? Soğuk suyla saçımı yıkayıp ya da ağrı kesici içip uzanmak. Uyuduğum süre 4-5 saat boyunca karanlık bir odada yattığımda geçebiliyor. Çok güzel. Burcu Hanım, yani anlattığınız öyküye göre migren baş ağrınız var ama gene de bir nöroloji uzmanına en kısa zamanda başvurup muayene olmanızda fayda var. Bu baş ağrılarınız başlarken kullanacağımız ilaçlar her zaman daha etkili oluyor. O da önemli. Ağrı tetiklendiğinde, yani başladığında daha hafifken ağrı kesicimizi alırsak ya da doktorumuzun önerdiği ilacı alırsak ağrı şiddetlenmeden daha önünü kesebiliyoruz. Ama bu prodrom dönemi diyoruz, başlangıç dönemi. Bu süreç geçtikten sonra ağrı kesici aldığımızda ne yazık ki ağrı maalesef, o kendini döngüyü tamamlamaya çalışıyor ve 3 günse ağrı süresi o süreçte geçiyor. Diğer bir önemli nokta atak tedavisinde. Burcu Hanım'a yani çoğu anlattığımız öyküye göre migren baş ağrısı var. Ama en kısa zamanda bir nöroloji uzmanına başvurarak tedavisini başlatmasını öneriyorum. Çünkü migren atakları kendileri de kronikleşmeye neden oluyor. Geçirdiğimiz her migren atağı eğer doğru tedavi edilmezse bir süre sonra sıklığı ve şiddetinde artış oluyor. O yüzden hassas da olmamız gerekiyor bu noktada. Yani hani baş ağrım var deyip geçmememiz gerekiyor. Burcu Hanım, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diliyoruz tekrardan. Evet Meral Hanım, yine tedavi yöntemleri demiştik. Medikal tedavi dedik. Neler yapılabilir? İlaç evet, tedavisinden başka yine alternatif tedavi, evet, alternatif tıp diyelim ve cerrahi tedavi. Peki. Şimdi baş ağrısında bu medikal tedavi kısmını konuştuk. Kullanılan bir takım ilaçlarımız var. Hastaya göre seçiyoruz dedik. Bazen hep aynı tarafta tekrarlayan baş ağrısı hep aynı taraftaysa, tek taraflı diyoruz ama mesela hastanın bir atağında sağında, bir atağında solunda, bazen iki taraflı da olabiliyor baş ağrısı. Ama bazı hastalarda hep aynı tarafta baş ağrısı oluyor. O zaman boyun bölgesinde, baş ve boyun bölgesinde bir takım tetikleyici noktalar var. Bu noktalara enjeksiyon yapılabiliyor. Bunu nöroloji uzmanları yapıyor gene. Bu tetik nokta enjeksiyonlarıyla gene baş ağrılarının hafiflediğini biliyoruz. Gene aynı özellikteki baş ağrılarına botoks tedavisi gündemde, güncel, yaygın kullanılabiliyor botoks tedavisi. Ve bu karakterdeki, yani her zaman aynı noktalardan tetiklenen baş ağrılarında bir de cerrahi tedavi seçeneği şu anda gündemde. Burada bu tedavilerin %100 başarılı olduğunu hiçbir zaman söyleyemeyiz. Yani hem medikal hem tetik nokta hem de cerrahi tedavi için başarı oranı genelde %60-70 civarında kalıyor. O yüzden hastaların iyi seçilmesi, iyi bilgilendirilmesi ve sonrasında yani hayali hüsrana uğramamak adına ortak bir karar alınması, hani gidip cerrahi tedavi olacağım, tamamen baş ağrılarım geçecek diye bir düşünceyle yola çıkıldığında sonrası pek mutluluk olabiliyor, değil mi? Verici olmuyor. Zaten evet hocam, cerrahi tedaviyi her hastaya, her migren hastasına uyguluyorlar mı, uygulanıyor mu acaba? Doğru olan hastanın seçilmesi, yani her migren hastasına kesinlikle uygun değil cerrahi tedavi. Burada hastanın baş ağrısı özelliği, tetikleyici noktasının olup olmadığı, tek taraflı olup olmadığı, hep aynı taraftan tetiklenip tetiklenmediği ve bu enjeksiyonlara yanıt
cerrahi tedavi için bir öngörü. Mesela eğer hasta cerrahi tedaviye yanıt veriyorsa ya da hasta botoks tedavisine ya da tetik nokta enjeksiyonuna yanıt veriyorsa o zaman cerrahiden başarı elde etme şansımız daha yüksek deniyor çalışmalarda. Evet. Peki hocam, alternatif tıp dedik. Örneğin masaj ya da işte bitkisel çaylar, bunlar ne derece etkili migren üzerinde? Masaj, rahatlatıcı masajların baş ağrısını bir takım hastalarda geçirdiğini biliyoruz. Özellikle baş ağrısının olduğu tarafa rahatlatıcı bir takım yağlarla yapılan masajlar baş ağrısını atak döneminin başlangıcında geçirebiliyor. Burada nefes egzersizleri, atağın gene başlangıç döneminde yapılacak olan nefes egzersizleri rahatlatıcı olabiliyor. Ama kişiden kişiye farklılık gösteriyor gene aynı şekilde. Eğer hastalar bunu fark edip keşfettiyse kesinlikle deneyebilirler, devam edebilirler. Yani bir yan etkisi ve sakıncası yok bu tedavilerin, en azından. Hani komşu Ayşe teyzenin migren ilacını kullanmak yerine. O en tehlikelisi değil mi hocam? Evet. Maalesef onu özellikle eskiden daha fazla yapılıyordu ama şu anda halkımız da daha bilinçli değil mi? Evet. Zannediyorum daha duyarlı hale geldik. Daha çok araştırıyoruz ve ondan sonra işte gerekli tedavi neyse buna evet kendimiz karar veriyoruz. Evet. Burada diğer söylemek istediğim bir nokta, komşu Ayşe teyzeden söz açılmışken, migren atağı tedavisinde kullanılan bir takım basit analjezik dediğimiz Parol, Vermidon, İşte Novalgin gibi ilaçlar, bir de migren ilaçları var. Migren atak tedavisinin kendi migren triptan dediğimiz migren ilaçları var. Bunlar gerçekten çok masum ilaçlar değil. Yani bunu kalp spazmı olan biri birkaç tane üst üste aldığı zaman ani kayıplara yol açacak kadar ciddi yan etkileri olabiliyor. O yüzden kesinlikle hastalarımız başkasının ilaçlarını denemek amaçlı dahi olsa, işte deneyeyim bir geçer mi, benim de migrenim var aynı onunkiyle deyip kullanmasınlar. Mutlaka doktor tavsiyesi altında, ve hekim tavsiyesiyle. Özellikle nöroloji uzmanlarına, baş ağrıları için nöroloji uzmanlarına başvursunlar. Evet. Hocam, programımızın sonuna geldik ama son olarak izleyicilerimize neler önerirsiniz, nelere dikkat etsinler diyeceğim. İzleyicilerimize önereceğim baş ağrılarını önemsemeleri, bu baş ağrısıyla ilgili farkındalıklarını kendileri günlük tutarak oluşturmaları, baş ağrısı tedavisi için bir nöroloji doktorunun gözetiminde kalmaları, gözetiminde olmaları, bu arada yine stres. Evet, stres, depresyon, neler söyleyeceksiniz? En önemlisi bu değil mi? Aslında günümüzde çok mümkün olmasa da. Yani çok maalesef zor gerçekten. Hani sabah kalkıyoruz, her gün yeni bir haberle uyanıyoruz. Evet, maalesef. O yüzden hani bu konuda bilmiyorum ne kadar önlem alabileceğiz. Sınav stresi. Bu streslerin hepsi hayatımızda var ama hayata bir dur deyip, hani ben bu hayatta yaşamak istiyorum, o zaman stresi biraz geri plana atıp kendimize önem verip o günü kendimiz için yaşayarak belki bu stresi biraz azaltabiliriz. Gerçekten zor günler geçiriyoruz ve hayatta bu stres hep var. Bunu mümkün olduğu kadar azaltmak gerekiyor. Bütün hastalıkların çünkü tetikleyicisi stres. Yani bir tek migrenin değil, birçok hastalığın tetikleyicisi. Keşke stresi çok kolay uzaklaştırabilsek bir ilaçla, ama ilaçla maalesef da uzaklaşacak bir şey değil. Yani kişisel özellikler çok önemli. Biraz hayata bakış açımızı değiştirmek gerekiyor. Evet. Olumlu yönde, pozitif yönde. Evet, pozitif düşünmek gerekiyor, pozitif yaşamak gerekiyor. İnşallah o yola girebiliriz. İnşallah. Meral Hanım, ben program konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir programda sizleri tekrar konuk ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet,
sevgili Az TV Sağlık Hattı izleyicilerim. Programımızın bugünkü konuğu Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Sayın Doktor Meral Seferoğlu'ydu. Migren ve tedavi yollarını konuştuk. Yarın bir başka programda başka uzman konuğumuzla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.